Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna'ya silah desteği hakkında konuştu. Kiev yönetiminin aldığı silahlarla Rus topraklarına saldırmasının akıllıca olmayacağını söyledi. Ukrayna ordusuna savaş uçağı desteğinin ise anlamlı olmayacağını belirtti. Rusya topraklarına saldırmak Ukrayna için akıllıca olmaz. Bu ifadeler Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a ait. Scholz, Alman ZDF kanalına konuştu. Ukrayna'ya yapılan silah yardımına değindi. Desteğin gerektiği kadar süreceğini vurguladı. Ama bir de uyarı yaptı. Ukrayna'nın aldığı silahlarla Rus topraklarına saldırması akıllıca olmaz dedi. Alman Başbakan, Kiev yönetiminin savaş uçağı talebine de değindi. Ukrayna'ya jet yardımı yapmanın mantıksız olacağını savundu. Tank sevkiyatında yaşanan gecikmeleri de hatırlatarak ülkeler arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti. Alman Başbakan, Çinli yetkililerle yaptığı görüşmelerle ilgili de bilgi verdi. Onlara Rusya'ya silah göndermelerinin kabul edilemeyeceğini söyledim diye konuştu. Şansölye'nin Putin'e de mesajı vardı. Bir noktada amacına ulaşamayacağını anlayacak dedi. Ukrayna'nın Lviv kentinde savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar için modüler kasaba kuruldu. Yerleşke 1400 kişiye ev sahipliği yapıyor. İçerisinde ise savaş mağdurları için pek çok olanak var. Ukrayna'da savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan aileler için modül kasaba kuruldu. Yerleşke cephe hattından en uzak şehirlerden Lviv'de yer alıyor. 1400 kişiye ev sahipliği yapıyor. Modül kasaba iki katlı ve karşılıklı konumlanan prefabrik evlerden oluşuyor. Kapıların dışarıya değil koridorlara açılması sayesinde ısınma sorunu hafifliyor. İçeride ortak mutfak alanı, yemek salonu ve çamaşırhane de var. Dışarıda oluşturulan ortak alan güven içinde sosyalleşme imkanı sunarken çocuklar için oyun odaları hatta derslikler de unutulmamış. Bir yıldır süren savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ya da evleri yıkılan Ukraynalı aileler artık burada yaşıyor. Burada farklı şehirlerden gelen bir sürü insan yaşıyor. Herson, Kiev, Donetsk ve Harkov gibi savaştan en çok etkilenen bölgelerden gelenler var. Çoğu evlerini, yakınlarını kaybetmiş insanlar. Burada hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Çünkü özellikle doğu kentlerinde bu imkansız. Ukrayna'da savaş öncesi 43 milyon kişi yaşıyordu. Son bir yılda 8 milyon Ukraynalı ülkeyi terk etti. 6 milyona yakını da ülke içinde mülteci konumuna düştü.